Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, e, dündü değil mi? Evet. Birleşmiş Milletler konuştu, Genel evet. Kurulu'nda Evet bir konuşma yaptı. Tabii orada e, daha önce bizim aşina olduğumuz, bildiğimiz mesajlar verdi aslında. Yani Türk Türkiye biliyor o mesajları Cumhurbaşkanı sürekli. İsrail konusunda, Gazze konusunda e, bir takım mesajlar veriyor. İlk defa yani, duyduğumuz Milletler Kurulu, Bir yaklaşımı da vardı Erdoğan'ın. Ee, benim çok dikkatimi çekti. O da şu. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ee, diyor ki Erdoğan, dünya bir zamanlar Hitler denilen tehlikeli kişiyi durdurmak için bir araya geldi ve onu durdurdu. Bunu başardı hani dünya barışı için bu tehlikeyi savuşturdu. Şu anda da diyor bir Netanyahu tehlikesi var. Gelin diyor onu durduralım diyor. Bu benim ilk defa duyduğum Erdoğan'dan bir, bir mesajdı. Evet. bir, bu bölüm var mı bilmiyorum ama bir dinleyelim. Dinleyelim bakalım. Birleşmiş Milletler kuruluş misyonunu ifa etmekte yetersiz kalıyor. Giderek işlevsiz, hantal ve atıl bir yapıya dönüşüyor. Dünya beşten büyük tür şiarının temsil ettiği değerlere bugünlerde daha çok, daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası barış ve güvenliğin imtiyazlı beş ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna şahitlik ediyoruz. Bunun en dramatik örneği Gazze'de 353 gündür devam eden katliamdır. 7 Ekim'den beri aralıksız süren İsrail saldırılarında 41 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir. Buradan açık açık soruyorum. Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı şeriadakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in Canlı yayında katlettiği ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız, şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete Ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız? İsrail yönetimi temel insan haklarını hiçe sayarak bir millete, bir halka karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta topraklarını adım adım işgal etmektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, en temel hakları gasp edilen Filistinliler ise son derece haklı bir biçimde bu işgale, bu ettik temizlik faaliyetlerine karşı meşru direniş haklarını kullanmaktadır. İsrail üzerinde etki sahibi ülkeler tavşana kaç, tazıya tut politikasıyla bu katliama açıkça ortak oluyor. Sahne önünde güya ateşkes için uğraşanlar Arka planda katliamlarını sürdürebilmesi için İsrail'e silah ve mühimmat göndermeye devam ediyor. Bu tutarsızlık ve samimiyetsizliktir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Bu işte benim söylediğim şey buydu en sonda. Ee, bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır diyor. Ee, Şöyle bir e, fark var burada. Hitler Avrupa'da batının bir biçimde e, karşısındaydı. Dolayısıyla Hitler onlar için bir tehditti ve birleştiler, Hitler'i bertaraf ettiler. Burada farklı. Burada Netanyahu zaten Batı'da ve mücadele ettiği ya da savaştığı kitle Orta Doğu. Dolayısıyla Batı burada Netanyahu'yu tehdit görmüyor. Batı için Netanyahu tehdit değil. Bu bir bu bir vakıa. Bu söylediğiniz doğru ama yani sonuçta bir insanlık çağrısı var burada. ile ilgili değil yani benim söylediğim yo, yo, çağrı. Yok yok doğru. O doğru duydu. Bunu zaten Erdoğan da söylüyor zaten bunu. Evet. Yani bunları da söylüyor. Fakat burada şöyle bir enteresan bir şey var. Ben e, bunu hani mesela Netanyahu için Hitler benzetmesini genelde şey için yapılırdı bu zamana kadar. Ya işte biraz utansın. Hani ya siz geçmişte bu Hitler'in zulmüne maruz kalmış insanlarsınız. Biraz utanın. ...soy kırıl. yani, değil mi? Bir, şeyle yüzleşmeleri için hani tarihle yüzleştirmeye çalışılıyor e, filan diye yani böyle seslenilirdi. Söz, Şimdi ama bunlar utanmıyorlar, sıkılmıyorlar. Şeyine devam ediyor. Yani bütün katliamlarına devam ediyor. Ben ilk defa e, Erdoğan'ın hani insanlık nasıl Hitler'i bir bela olarak gördü ve onun durdurulması için bir ittifak kurdu ise şimdi de dünya barışını tehdit eden bölgesel, küresel her türlü çatışmayı körükleyen bu, bu devletin başındaki adama karşı bir ittifak yapalım diyor. İnsanlık ittifakı yani, yapalım diyor. Aslında dünya Europe... için tehlike olarak gördüğünü de deklar ediyor. Mesela artık bölgesel bir sorun olmaktan çıktı. İnsanlığı, demokrasi dünyayı tehdit eden bir problem olduğuna dikkat Ben, ben barışı Nefret tehdit bağlar. ettiğini düşünüyorum. Evet, yani, Benzetme bence niye doğru biliyor musunuz? Şimdi hiciv de var benzetmede. Avrupa'ya ve dünyaya şöyle bir hiciv yapıyor. Amerika'ya başta. Diyor ki, bak diyor durum aynı. Bir devlet, bir milleti, bir ulusu, bir halkı neyse eziyor diyor, öldürüyor diyor. Evet. Benzetme budur diyor. Siz diyor buna kabul etmeseniz de. Ama müdahale etme durumunda olan budur diyor. Yani benzetmenin bu yönüyle benzetme doğru. O sebeple, ha tabii ki. Yani birisi Batı'nın karşı olduğu birisi bildi. Tabii o, o, onlar, onlar vaka. Ama ben de katılıyorum. Benzetme hiciv var burada. Amerika'ya ciddi bir hiciv var. Şimdi mesela Biden çıktı. Burada beraber dinledik Pazarsa akşamı. Ya adam bu Filistin konusuna, bak ne kadar e, tuhaflık var. Filistin konusuna girdi yani ha, şey Gazze konusuna. Yaklaşık aşağı yukarı takribi söylüyorum bir buçuk iki dakika 7 Ekim'de diyor. Ee, Filist Hamas diyor girdi diyor. Ee, ya e, İsrail'e diyor. Esir aldı diyor. Bilmem şunu al. 2 dakika bu. Ya 7 Ekim oğlum 7 Ekim. 7 Ekim'de bir tane bir olay olmuş. Lan bunun bedeli 100 bin kişiyi yaralayıp 50 bin kişiyi öldürmek mi? Yani saçmalık ve adaletsizlik, evet. abukluk zaten eşyanın tabiatında var. Ama haksızlık ve yanlış şurada. Ya koskoca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çıkıyor. 7 Ekim günü Ha diyelim bir bir şey yaptı, Hamas, Filistinler bir hareket yaptılar. Mesela Yahudi öldürdüler. Yanlış olabilir. Bilmem işte esir aldılar, götürdüler falan. 7 Ekim ya bir gün, bir gün ya bir günün bedeli 365 gündür Filistin'i öldürmek mi? Şimdi buradaki uçukluk, saçmalık burada. Ama bunu hadi İsrail yapıyor. Şimdi Biden'ın çıkıp Birleşmiş Milletler toplantısında bu konuyu açtığında dram şurada. Adam iki iki buçuk dakika konuşmasının aşağı yukarı onda birine yakın bir sürede. 7 Ekim'de diyor Hamas diyor bir oraya girdi diyor. Esir aldı diyor. Yani Hamas'ın yaptığını anlatıyor. 7 Ekim'de bir gün olanı. İsrail'in yaptığı. 365 gündür İsrail'in öldürdüğü, 50 bin kişiyi ve yaraladığı 100 bin kişiyi ve çocukları, kadınları da şöyle bir cümle geçiyor. Bak tek cümleyle geçiyor. Diyor ki, ama diyor Gazze'de de elbette bugün çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ama orada bu kadar ya. Aa, Hakan abi orada da özne yok ama. Gazze... Söylüyorum aynen, aynen Söylüyorum Sanki. ya. İsrail katliam yapıyor demiyor. Evet ya, Gazze'de evet. dram. Öznek diyorum yerde ki, yok. iki buçuk dakika, 7 Ekim günü olan bir olayı anlatıyor. Aynen. Bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Aynen. Orada Hamas'ın yaptığı bir şeyi anlatıyor. Sonra dönüyor, 365 gündür bir yıldır çoluk, çocuk, 100 bin yaralı, 50 bin ölü, şehit adına ne diyorsanız. Bu yani İsrail'in 365 gündür kayıtsızca yaptığı zulüm içinde bak şöyle bir cümle kullanıyor. İsterseniz orasını bulabilirse bulsun onur. Asıl dert bu, dünyanın yaşadığı sıkıntı bu, İsrail'in yaptığı değil. Adam diyor ki bir cümleyle şöyle diyor dediği gibi özne de yok İsrail yapıyor da demiyor. Yok demiyor. Bugün de diyor tabi diyor e, epey diyor gazde bazı e, sıkıntı hak, sıkıntı sorunlar yaşanıyor. Olur. Ya böyle bir şey olur mu ya? Yani dinlerken adam mayasıl olur hasta olur tabii, ya. Tabii, tabii. Ya bir de ya. tabii şimdi ikinci dünya savaşından bu yana yani o Yahudi soykırımından ki insanlık adına bir utançtır ee, uluslararası camiye bazı mekanizmalar oluşturdu. İşte 1945'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kurdu. Niye? Böyle her kafasına Esen gidip gücü olan soykırım yapmasın diye Uluslararası Adalet Divanı kuruldu. Savaş Suçları Mahkemesi kuruldu. Hitler'in ekibi Nürnberg Mahkemelerinde yargılandı. Yani insanlık bir mesafe aldı o günden bu yana. Ama gördüğümüz kadarıyla o mesafe Gazze'de bitti o değer. Yani. Yerle bir oldu ya. Peki Burada şey var mı yani bizde? Gazze'ye gelmeden bitti o. Peki Irak'ta bir buçuk milyon insan öldüğünde Tabii, de bitmiş zaten. Abi, abi, bitti. Ama zaten artık Körfez yani, Savaşı ile illet başladı, başladı. Milletlerdi, o. uluslararası hukuktu. Kalmadı abi yani dinlemiyor adam yani.